Belliydi. Vaktiyle çok güzel, çok şirin bir bağ imiş. Fakat bugün çatlak ve yampiri pencere kepenklerini bürüyen örümcek ağları, üzüm kütüklerinden geçerek, kiraz dallarını sürünerek, su mahzeninin yarı kırık saç kapağına kadar istila etmiş. Kıvrıntılı bir dereye inen hafif meyil, toprağın üzerinde kaynar gibi parıldayan güneş altında, akıyor, dalga dalga dereye süzülüyor hissi veriyor insana. Alt kat sıvası dökülmüş, aşı boyalı küçük köşkün vakarlı eskiliğine şirin. Önündeki geniş mermer şadırvanın ne yüksek fiskiyesi dökülüyor, ne de kenarındaki iptidai bir aslanın ağzında çatlağı var. Yakın iki servinin ortasında, biraz merkade benzeyen tahta sedirin parmakları sökülmüş ve döşemesinden paslı çiviler acı acı sırıtıyor. Anlaşılıyor ki devrilmiş kovanların balları alınmış ve yeni oğullar mamur bağlara göçmüş. İşte bir senedir komşuyum. Ben bu bağdaki kadar tatlı ve ruha munis, cana yakın bir ıssızlık görmedim. Her türlü meyve ağacı dallarının öyle mütevekkil ve kibar birer şarkısı var ki, garipsemeden ziyade gizli bir muhabbetle geçenlere kollarını açıyor sanılır. Bozulmuş sebze tarlalarının arasında yağmurlu mevsimlerden kalma keçi ve çoban izlerinde birer göz karanlığı insana bakıyor. Bir gün içini görmek hissini yenemedim. Tokmağı kopmuş büyük bir kapının önünde durdum. Bir an tereddüt. Sonra mandalına bastım. Açılmadı. Yalnız fena bir şey yaptığımı ihtar eder gibi rezeler gıcırdadı, vazgeçti. Yandaki pencerelere tırmandım. Kırık bir kepengin aralığından ilk odaya bakmaya başladım. Üzeri kalın bir toz tabakasıyla örtülmüş, bilecik çatmasından bir sedir, duvarda bir levha. Ya Ali! Sağında yuvarlak bir çini, tabağın üzerinde de dalgalı bir hatla diğer bir yazı. Allah! Solunda aynı Kütahya işi bir, hü. Zemin içine hasır döşeli ve öteye beriye post, kilim seccade atılmış. Ortada bir tunç mangal. Odanın ta öbür köşesinde. Nereden girmiş? Bir çift kırlangıç yavrusu. Yavrular kenarları beyaz gagaları büyük ağızlarını açmışlar, yem bekliyorlar. Pencere pervazına dayandığım için avuçlarım acıdı. Yere indim. Gözlerimi nedense kapadım. O da bir daha hayalimde canlandı. Ve bana öyle bir gariplik, bir devamı arzu olunan hüzün çöktü ki...